Halk Ozanları Kültür Derneği Ozan Derin 50. kuruluş yıl dönümünde birçok etkinlikle çalışmalara başladık. Bunlardan bir tanesi de UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi ilan edilen ve çalışmalarını bu yönde gerçekten olumlu ve faydalı bir şekilde sürdüren, aynı zamanda Ozan Derin'de üyesi olan Dertli Divani ile bir muhabbetimizde daha önce yapmış bulunduğu Mektebi İrfan çalışmalarından kaynaklı ben teklif götürdüm. Dedim ki bunu Ozan Derin'de mutlaka yapmalıyız. Bunu derken bir benzerini. Nedir farklı olan? Ozanlık geleneği, aşıklık geleneği ve deyişlerin tasavvuf dilinin özellikle çözümlenmesi. Ne anlatıyor deyişler bununla ilgili? Bir nevi eğitim atölye çalışması olarak düşünebiliriz bunu. Takvim şöyle olacak. Her pazartesi günü 19-21 saatleri arasında yaklaşık 50 kişinin başvurduğu ve daha fazlasını alamayacağız maalesef. Muhabbetimize bugün başlıyoruz. 10 hafta sürecek toplam olarak. Bu 10 haftalık muhabbetin arkasından da büyük bir konser yapacağız. Nedir konserin konsepti? Konserde her hafta çalıştığımız deyişlerin sergileneceği çok önemli saz ekibiyle, hepsi hoca olan saz ekibi ve Dertli Divani ile birlikte bir konser yapacağız. Halka açık olacak bu. Buradaki esas amacımız bir hizmet içi eğitim olarak düşünün. Ozanların, aşıkların, ya bu yola gönül vermiş olan kişilerin kendini yetiştirmesiyle ilgili, edep erkanla ilgili bir eğitim çalışması gibi düşünebiliriz. Benim hep aklımda vardı bu büyük vakıflar neden bu işi yapmaz, bir hizmet içi eğitim. İşte dedeler, aşıklar, ozanlar kendi kendini neden geliştiremez anlamında. Ya da bir erkan bütünlüğü neden olmaz, olamayabilir şeklinde, niye olmuyor diye. Sonuçta biz ozanlarda bunu yapabiliriz dedik. Bu vesileyle Dertli Divani'ye çok teşekkür ediyorum. Şöyle olacak, bir örnek veriyorum. Aşık Veysel'in bir deyişini satır satır inceleyeceğiz. Aşık Veysel ne demek istemiş? Biliyorsunuz türkülerimizde, özellikle deyişlerde, tasavvuf diliyle yazılmış olan deyişlerde genç kuşak birçok kelimenin anlamını bilmiyor. Hatta yanlış söylemler oluyor. İşte örnek çok fazla bu konuyla ilgili. Bunları açıklayarak ve saz ekibimizle icra ederek hem açıklayacağız, hem slide gösterisi yapılacak, hem de saz ekibimiz en sonunda o deyişi icra etmiş olacak. Ama bunun içinde sadece bunu saz, söz anlamında değil, bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Çok bir örnek vereyim. Vahdeti vücut ne demektir? Vahdeti mevcut ne demektir? Enel hak ne demektir? Şimdi insanlar Kabe ne demektir mesela? Şairler, ozanlar bunları yazıyor. İnanın ben, bizim şiir atölyesi de başladı aynı zamanda Ozan Der'de. Yaklaşık 1,5 ay oldu. Şiir atölyesinde de bunları zaman zaman işliyoruz. Yazdığı kelimenin manasını bilmiyor. Soruyorum, ya işte şu ne demek, yazmışsın tamam da levh-i kalem yazmışsın mesela. Nedir bu? Ne anlama gelir? Yok, bir gelenek var ya, o gelenekte duymuş, onu yazıyor ama anlamını bilmiyor. Mesela hikayelerimiz var bizim. Ozanlık geleneğinde hikaye anlatma, hikaye satma gibi bir gelenek de var. Leyla ile Mecnun gibi, Kerem ile Aslı gibi, onların hikayesini de bilmiyor. Mesela Bülbül ile Gül'ün en çok işlendiği konulardan bir tanesidir Bülbül, Gül. Nedir bu hikaye? Onu da bilmiyor. Dolayısıyla dediğim gibi bir hizmet içi eğitim olacak. Özellikle hedefimiz yazan, çizen, aşık ozanlara yönelik bir hizmet içi eğitim. Ama buna gönül vermiş, bu geleneği ya da bu yolu
Öğrenmek isteyen gençlerimiz de çok olacak, şimdi biraz sonra göreceksiniz. Kayıtlardan biliyorum çünkü. Ve sadece Alevi Bektaşilerin geldiği bir etkinlik olmayacak bu. Bu felsefeye inanmış, herkese açık, kayıtlı olan arkadaşlarımızın içinde bunlar da var. Kültürel değerlerimizin derinliklerini daha iyi bilincimize taşıyıp yaşamımıza uyarlayabilme noktasında Deryalan Damla misali düşünün bu muhabbetleri.